22 Kasım 2021 starcom.tr Aziz Üstel İslam dünyası Türk bayrağının altında toplanacak. Kutsal dinin mekanı Kudüs, Ortadoğu'dadır. Süleyman Tapınağı'nın yeniden yapılması Salt Yahudilerin değil, evanjelistlerin de hedefidir. Tevrat kaynaklı inanışa göre Kenan diyarı, İsrailoğullarının vaat edilmiş topraklarıdır. Batı'nın, komünizmin çökmesi sonucu, yeni dönemin düşmanı olarak ilan ettiği İslam'la çatışmaya başlaması, Ortadoğu'nun kanlı olaylara gebe olduğunun göstergesiydi. Aytunç Altındal'ın 2007'de çevirdiği Lokal Kehanetler Kitabı adlı kitapta Türkiye ile ilgili çok önemli kehanetler var. 1. Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı'nın adı 11 harften oluşacak Abdullah Gül. 2. 12. Cumhurbaşkanı döneminde ise Türkiye'de tahmin edilemeyecek büyüklükte değişiklikler görülecek. Bu ilginç kehanetlerden biri 2006 yılında Katolik ve Ortodoks Kilisesi'nin barışmasıdır. Lesser, Bruce Nardulli ve Lori Argava'nın 1998 tarihli geniş Orta Doğu'da Çatışmanın Kaynakları adlı ortak çalışmalarında Türkiye'nin Orta Doğu'daki en güçlü ülke olacağı ve bütün İslam ülkelerinin Türk bayrağı altında toplanacağı anlatılıyor. Türkiye'nin İslam dünyasındaki belirleyici rolünün gerçekleşmesi için laik, demokratik ve Atatürkçü olmaması gerekir bu esere göre. Ancak uzmanlar bunun pek mümkün olmadığını, laik, demokratik ve Atatürkçü bir Türkiye'nin de özellikle savunma sanayinde yaptığı ve yapacağı varsayılan hamlelerle sadece Orta Doğu'nun değil Avrupa'nın İngiltere ile birlikte en güçlü ülkesi olacağını öne sürmektedir. ABD ve Avrupa'nın en büyük korkusu Tayyip Bey'dir. Hem dindar hem de milliyetçi olan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ABD'nin boyunduruğundan kurtarmaya başlamıştır ki bu asla kabul edilemez. Bağımsız ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecek bir Türkiye ABD'nin kabusudur. İşte bunun için Biden Türkiye'de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştirmekten söz etmiştir. Biden ekonomisini Türkiye'nin üzerine salarak doların tavan yapmasını sağlamayı, enflasyonun da yükseldikçe yükselmesi için çaba harcamaktadır.